burada gerçekten hissedebileceğim bir yermiş gibi geliyor. Mesela Brezilya'da yarış seyretmek ister misin? O yarışı ben Rekon Tişörtü'nü izlemek istiyorum. Verstappen da kendi dünyasında yarıştı. Her şey tüm senaryo beklediğimiz gibi gerçekleşti. Fanatik Kokpit programına hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Fırat. Az önce Meksika Grand Prix'sini yine stüdyoda beraber izledik Fırat abiyle ve harika bir yarış oldu. Çok heyecanlı başladı. Start inanılmazdı yani. Bir anda böyle Verstappen'in yükselişi Ricardo Bottas'a çarptı değil mi? Çok karmaşıktı. Ocon geldi ve herkesi bir anda uçurdu. Pit stoplar derken bir anda yarışın sonlarına doğru Perez'in Hamilton'a yaklaşması aslında Red Bull'da ilk strateji sanki Verstappen'i koruması gibi düşünülüyordu. Bir anda böyle double podyum heyecanıyla hani ona doğru bir strateji evrildi. Çok güzel keyif verdi aslında bana. Sen neler düşünüyorsun? Geçen hafta aslında konuşmuştuk bunları. Yani her şey tüm senaryo beklediğimiz gibi gerçekleşti. Meksika'nın bir Red Bull pisti olduğunu, bundan sonraki Brezilya'nın da bir Red Bull pisti olduğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla beklentilerimiz yönünde gerçekleşen bir yarış oldu. Verstappen kendi dünyasında yarıştı. Geçen hafta Leclerc'in kendi dünyasında yarışması gibi Verstappen da kendi dünyasında yarıştı. Çok rahat bir galibiyet aldı. Tur başına 0.5-0.6 saniye hızlıydı zorlamamasına rağmen. Son derece beklendiği gibi bir yarış oldu. Hafta sonu sürprizi bence dün Mercedes'in double pole almasıydı. Yani iç cepleri kapatmasıydı. O sürpriz olmuştu açıkçası ama bugünkü yarış performansı bir sürpriz değildi. Beklentiler doğrultusundaydı. Evet. Ya gerçekten dünkü sıralama turlarında Bottas'ın bir anda pole pozisyonu alması herkesi şok etti. Ya pit stop'ta da yine böyle hani sıkıntılı bir pit stop yaşadı ama son turda yine hemen en hızlı tura da aldı. O da güzel oldu ama yine tabii ben üzüldüm biraz Bottas'a bu yarışta talihsiz oldu. Ya bu hafta sonu onun için aslında çok güzel başlamıştı. Juan Manuel Fangio'nun güzel kaskını aldı, evine götürdü. Pole derecesini alarak kariyerinin 19. pole derecesini aldı. Takım arkadaşından bütün hafta sonu daha iyi bir görüntü çizdi. Ve bence yarışı da daha önde bitirmeyi tabii hak etti. Ama şimdi bu yarış işte böyle bir şey. Motor sporları böyle bir şey. İlk virajda daha yarışı bitti. Ricciardo ile yaşadığı temas, yarış teması diyebiliriz bunun için. İlk virajlarda genelde FIA artık biraz daha rahat davranıyor. Yani pek çok araba bir viraja sığmaya çalıştığı için o yarış anının heyecanıyla, yarış startının heyecanıyla bu tip kazalar olabiliyor. FIA da bunlara daha toleranslı davranıyor. Onun adına şanssız bir yarıştı diyebiliriz. Verstappen'in inanılmaz startı da bu arada bence konuşulmaya değer. Bir anda gerçekten beklemiyordum yani, dışarıdan aldı ve bence çok hızlıydı. Yani Honda yüksek rakımlı bir yerde, performansı zaten Red Bull'un pistiydi ama motor olarak da Mercedes'i bayağı bir solladı açıkçası. Hani sence bunun sebebi ne aslında? Teknik olarak biraz bize anlatabilir misin? Startla ilk viraj arasındaki mesafe uzun olduğu zaman liderin arkasında yer alan pilotlar genelde avantajlı oluyor. Bunu Rusya'da da görüyoruz, burada da görüyoruz. Burada zaten yarıştan önce de konuşmuştuk. Startta en avantajlı cep, üçüncü cep diye. Dolayısıyla Verstappen avantajını kullandı. Beklenen bir şeydi. Honda motoru neden üstün? İşte Honda'nın 2019 yılından beri aslında pek çok defa söylediğim bir şey. Honda'nın aynı zamanda uçak motorları üreten bir firma olması, ince havada çalışan jet türbinlerini üreten bir firma olması. Dolayısıyla buradaki Meksika'daki yüksek rakımdan dolayı da Honda'nın turbosunun çok verimli çalışması Honda'yı güç anlamında diğer takımlardan öne koyuyor. Tüm takımlar güç kaybediyorlar burada. Çünkü hava azaldığı için, oksijen azaldığı için motorun içinde içten yanmalı motordaki yanma verimliliği düşüyor. Termal verimlilik düşüyor. Ama burada Honda'nın yaşadığı kayıp diğer takımlardan daha az kalıyor. Dolayısıyla Honda biraz daha avantaj sağlıyor bu noktada. Bu sağladığı avantajla da geleneksel olarak zaten yüksek rakımlı pistlerde iyi oluyorlar. Haftaya Brezilya'da da iyi olacaklar evet, mesela. Yine Red Bull pisti olarak söyleniyor. Bakalım orada bizi neler bekliyor olacak. Aslında çok hareketli bir pist Brezilya. Mesela böyle genelde hep entrikalı yarışları falan da ev sahipliği yaptı. Şimdi tam böyle şampiyonluğun da en civcivli zamanında oraya gidiyor olmak da beni hani ekstra bir heyecanlandırıyor. Mesela Brezilya'da yarış seyretmek ister misin? İsterim ya. Ben de yani hep hani bir takım böyle pistler vardır, yarış seyretmek isteyeceğim. O ruhu hissedi yani evet. Böyle yani nasıl diyeyim, hani o ruhu orada gerçekten hissedebileceğim bir yermiş gibi geliyor. Yani hani kendimi orada akışa kaptırıp o araçların sesi, hani o pistin aurası, yani Sao Paulo böyle hani söylerken bile
Yani o tınısı kulağa, hani yaşanılan yarışlarda aklıma geldikçe daha farklı bir mistik bir havası var benim. Yani ben, ya Brezilya benim her zaman çok sevdiğim pisttir. Herhalde senin faktöründen dolayı çok seviyorum ben Brezilya'yı. İşte oradaki o insanların dediğin gibi tutkusu, motor sporlarının olan tutkusu çok güzel. Ben mesela Brezilya'ya, Güney Amerika'ya hiç gitmedim. Güney Amerika seyahati yapan bir arkadaşım pek çok fotoğraf gönderdi Brezilya'dan. Pek çok duvarda Senna'nın çizimleri, grafitileri vesaireleri. Dolayısıyla o tutkuyu yaşayan bir millet. Ben de açıkçası Brezilya'yı seviyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Önümüzdeki hafta da yine buna benzer bir yarış seyrederiz. Honda motorlu takımların biraz daha sivrildiği bir yarış seyredeceğiz. Evet, sanki çok sürpriz olmazmış gibi geliyor bana da ama tabii yine de yani bir hava şartları yine orada şu an... İşte hava şartları rol oynayabilir. Yani hani orası, orasının öyle bir güzelliği var. İşte o nem, hava şartları, işte yağış. Geçen sene de yarışılmadığı için belki asfaltla ilgili de belki bir farklılık olur mu acaba? Ya asfaltla ilgili bir farklılık olur mu bilmiyorum. Şimdi antrenmanları seyretmek lazım. Lastik aşınması vesairesi nasıl olacak ona bakmak lazım. Ama hava her zaman orada tabii sürpriz vaat ediyor. Hamilton'ın ilk şampiyonluğunda da sürpriz vaat etmişti. Senna'nın kazandığı yarışlarda da vaat etmişti. Ondan önceki zamanlarda da. Dolayısıyla Brezilya dediğimiz zaman hep kaos akla gelmeli zaten. Öyle bir yarış olacağını düşünüyorum açıkçası. Brezilya demişken yani Raikkonen'in de artık orada şampiyonluktan sonra son yarışı olacak. Aynı zamanda bu da benim için ekstra bir duygusal bir yarış demek. O yarışı ben Raikkonen tişörtümle izlemek istiyorum. Şu an karar verdim. Evet, kesinlikle o şampiyonluk tişörtüyle gelip izleyeceğim. Benim bu arada Raikkonen tişörtlerim benim de var ama çok gençliğimde aldığım için ben artık onları giyemiyorum. Ama getirmiyorum da yani durur. Ben giyerim, sıkıntı değil. Yeter ki Raikkonen'le ilgili bir şey olsun. Hemen koleksiyonuma katarım. Brezilya'dan tekrar Meksika'ya geri dönüyorum. Çünkü Perez'i konuşmadan olmaz. Kendi evinde harikalar yarattı bence. Zaten yani çok coşkulu bir şekilde gelmişti, karşılanmıştı. Yani birinci olmasını çok isterdim. Yani neler olurdu kim bilir ama. Yine de Hamilton 30. turda yanılmıyorsam pit'e girmişti. Ve lider olarak devam etti bir süre Perez. Kendi evinde Meksikalı olarak lider giden ilk pilot oldu. Bu da ayrı bir gurur bence onun için. Ya bence de çok güzel. Yani tarihi onun açısından çok özel bir gündü. Formula 1 tarihinde ilk defa Meksikalı bir pilot Meksika'da yarışı lider götürdü. Dolayısıyla Perez için özel başlayan bir gün veya özel başlayan bir hafta özel devam etti ve özel bitti. Yarışı kazanamasa bile bence gösterdiği performans çok üst düzeydeydi. Lastik koruması üst düzeydeydi. Son turlarda artık Hamilton'ı ben daha fazla zorlar diye düşünüyordum ama demek ki Hamilton geçen hafta Verstappen'ın ona yaptığını bu hafta o Perez'e yapmış. Lastiklerini biraz korumuş. Daha fazla rezerv bırakmış lastiklerinde. Dolayısıyla Perez yaklaşık bir saniyenin altına düştüğü noktadan itibaren 2,5 saniyeye doğru farkı açmayı bildi. Ondan sonra da Perez'i arkasında tutmayı başardı. Bu hafta sonu yapabileceğinin maksimumunu yaptı her iki pilot da. Perez de maksimumunu yaptı. Hamilton da maksimumunu yaptı. Verstappen zaten kazandı. Perez açısından harika bir hafta sonuydu diyebiliriz yani. Şampiyona üçüncülüğü de yavaş yavaş ibre Ferrari'ye doğru kaydı diyebiliriz aslında bu yarışta. Startta hani biraz tabii Ricardo'nun kazaya karışmasıyla arkaya düşmesi McLaren için olumsuz oldu ama bir arada Leclerc ile Sainz arasında bir pozisyon değişikliği yaşandı aslında. Biraz onun detayını konuşabiliriz. Sainz daha iyi korudu lastiklerini tüm yarış boyunca. Biraz yarış temposu Leclerc'ten iyiydi. Ferrari sanırım daha biz herhangi bir demeç okumadık ama benim intibam biraz Gasly'yi geçebilir mi acaba diye Sainz'ı öne geçirdi. Ferrari Leclerc'in önüne geçirdi son stintte. Fakat Gasly'ye yaklaşamayacağını görünce Sainz'ın da tekrardan yeri Leclerc'e geri verdiler diye düşünüyorum. Ama tabii dediğin gibi üçüncülük ibresi artık iyice Ferrari'den yana döndü. Ferrari motorunun da burada yüksek rakımda Mercedes'ten daha iyi çalıştığını görmüş olduk. Alonso'nun da Norris'in önünde kalması hatta Mercedes'in bu anlamda Renault'un da gerisinde olduğunu gösteriyor. Çünkü yaklaşık olarak iki motor arasında 50 beygir civarında fark olduğu söyleniyor. Bu 50 beygirlik farka rağmen Norris'in Alonso'nun arkasında kalması açıkçası Mercedes motorunun ne kadar burada zorlandığının da bir göstergesiydi. Ferrari'ye gelince aerodinamik olarak daha iyi bir arabaydı zaten McLaren'dan. Motoru da burada daha iyi çalıştı. Dolayısıyla çok iyi bir derece aldılar. Bu arada tabii Honda motorunun gerisinde kalmaları da aslında onların daha kat etmeleri gereken çok yol olduğunu gösteriyor. Çünkü Gasly normalde Ferrari'nin arkasında
bitirdi yarışları. Bu yarışta Gasly'nin Ferrari'lerin önünde olması ve rahat bir şekilde önde götürmesi Honda motorunun burada ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi daha oldu adeta. Dolayısıyla artık tifoziler bence yavaş yavaş bayrakları asmaya başlayabilir. Ne dersin? Evet, bende de var. Acaba çıkarsam mı diyeceğim ama eskisi kadar tifosi olarak da hissetmiyorum. Sadece yani pilot olarak sempati duyuyorum ama niye ama Leclerc'i seviyorsun şimdi? Kimi gittikten sonra Leclerc'i ya gerçekten hani kalpten destekliyorum. Sainz de hani çok iyi geliyor. Yani ikili olarak çok iyi ama Ferrari artık güvenimi o kadar kırdı ki hani tifosi olarak eskiden yani tifosiyim ben diye hani hep gezinirdim. Hatta Ferrari dövmesi yaptırmak için dövmeciye bile gittim. Yani bir Raikkonen Iceman dövmesi, bir de Ferrari'nin o yani o rengarenk o atlı kocaman dövmesini şuraya istiyordum. Ya yani annem de tamam gidiyoruz dedi. Hani dövmeciye yapacağız o zaman. Dövmeci ben de senin o kocaman dövmeleri kollarını yapamam saçmalama deyip beni hani geri çevirmişti yani aslında. Hadi bakalım yapıyoruz dediler ama hani oradan döndük. İyi ki de dönmüşüm bu arada yani ama o dövmeciye buradan teşekkür ediyorum. Ferrari tabii ikonik bir marka. Pek çok uzun yıllar süren başarısızlıkların ardından taraftarları da tabii çok üzdü. Bu sene çok sevindirdi diyemem ama beklenenden iyi olduğu için yine de iyi görünüyorlar. Özellikle yeni motor güncellemeleri son derece iyi. Bundan sonra silindir kapaklarında güncelleme yapacaklar. Dolayısıyla bundan sonraki aşama içten yanmalı motorda gelecek bir güncelleme olacak. Oradaki güç artışıyla beraber olumlu bir noktaya gelmiş olacaklar. Bir de şöyle bir avantajları daha var. Önümüzdeki senenin ortasında yanılmıyorsam motor geliştirmesi tamamen dondurulacak. Bu uzun süre tartışmalar gitti geldi ve en sonunda önümüzdeki senenin ortasında motorları dondurma konusunda karar aldılar. Ferrari bu geliştirmesinden sonra önümüzdeki senenin ortasına kadar bir güncelleme daha yapabilecek motorlarında. Dolayısıyla bence onlar için artık gelecek biraz daha parlak görünüyor diyebilirim. Beklediğimiz gibi şampiyonluk yarışlarının içinde olurlar. Yani dövme yaptırır mıyım? Yaptırmam ama mutlulukla seyrederim yani. Max'in kazandığı ve Red Bull'un da takımlar şampiyonasında bayağı iddialı bir duruma geldi. Meksika Grand Prix'sini geride bıraktık. Önümüzde Brezilya var. Bakalım bizi neler bekliyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Videomuzdan umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.